Ben ip olarak Alize Diva'nın krem rengi ipini kullandım. Tığım da 1,5 mm. Evet. Ben bu bir parçasını yaptım. Şortumun. Şimdi diğer parçasını birlikte yapalım. 36 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 36 zincirimi çektim. Birleştiriyorum kaydırarak. Kaydırarak birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Ve düz olarak örelim. Şimdi bir sıramı ördüm. 35 eksim var. Devam edeceğim. Düz olarak örelim. 1 2 35 36. Bir sıra daha öreceğim. Tamam. Şimdi bu yapmış olduğum parçaları birleştireceğim. Tam ortadan katladım. Şöyle tam ortadan buradan birleştiriyorum. Sık iğne ile birleştirdim. Şimdi şortumun arka tarafını çıkıntı yapmak istiyorum. Çünkü bebeğimizin poposu olduğu için bu çıkıntının şeklinde şortumu yapmak istiyorum. Burası arka kısmımız olacak. 2 örüp 1 arttıracağım. 1 2 1 arttırdım. 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 1 bir tane daha arttıracağım. Çünkü 6 tane arttırma yapacağız. Bir, iki ördüm, bir arttırdım. Tamam. Ön kısmı düz olarak devam ediyoruz. Ayağıma geldim. Birleştiriyorum. Devam ediyorum.
Burası da diğer ayağımın ön kısmı oluyor. 18. Önden 18 x ördüm. Şimdi arttırmalarıma başlıyorum. Burada da 2 örüp bir arttıracağım. 1 2 birinci arttırmam. 2. arttırmam. 3. arttırmam. 4. arttırmam. 5. arttırmam. 6. arttırma. Şimdi arttırmalarımı yaptım. Devam ediyorum. Düz öreceğim. Arka ortadan başladım. Tekrar bu ortaya gelene kadar düz örüyorum. Şimdi ön ortaya geldim. Ön ortada bir azaltmam var. Şöyle bir azaltma yapıyorum ön ortada. Sonra devam ediyorum. Arka ortaya doğru devam edelim. Arka ortaya geldik ve burada bir azaltma yapıyorum. Sonra devam edeceğim ön ortaya doğru. Tekrar ön ortaya geldik. Burada bir azaltmam var. Şuradaki X'e atlıyorum, buradakine giriyorum. Devam ediyorum. Arka ortaya doğru. Azaltmamızı yaptık. Devam ediyoruz. Bir tane X'imizi atladık. Şimdi ön ortaya doğru ilerliyoruz. Bir atlıyoruz. Azaltmamızı yapıyoruz. Tam ön ortadayız. Devam edelim. Arka ortaya doğru ilerliyoruz tekrar. Tekrar şeye geldik. Azaltmamızı yapıyoruz. Ortadaki X'i atlıyorum. Yanındakinden devam ediyorum. Tekrar orta kısma geldim. Burada bir X atlıyorum. Ve devam ediyorum.
Ortalarda birer tane azaltıyoruz ki şortunu giydiği zaman vücudunun şeklinde olsun. Tekrar ortaya geldik. Burada bir azaltmamız var. Bunu atlıyorum, buna geçeceğim. Devam ediyorum. Evet. Şimdi bu kenardan işaret ipimi takacağım. Burası benim işaret yerim olsun. Döneceğim yerim belli olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Arka ortadan bir azaltıyorum. Devam ettim. Sonra bir daha döndüm. Bir daha. İki sıra oldu. Evet. 4 sıra örelim. Şimdi aynı şekilde bu işaret ipimizi ölçü alaraktan 3 sıra örelim. Düz olarak ne arttırma yapıyoruz ne de eksiltme yapıyoruz. Orta kısımlardan da hiçbir şekilde azaltmayalım. Düz olarak 3 sıra örelim. İşaret ipimizi takalım. Burayı ölçü alalım. 3 sıramızı tamamlayalım. 3 sıra düz olarak ördükten sonra şimdi bu tam kenar kısımdan iki tane azaltmam olacak. Şimdi ben ortaya doğru geliyorum. Bakın şöyle katlıyoruz bacak yerini. Tam şu ortada olacak. Yani bir, iki, bir tane daha yapacağım. Bir azaltıyorum. İkinciyi azaltıyorum. Devam ediyorum. Şimdi bu kenarda iki tane azalttık. Devam ederek bu diğer kenara geleceğiz. Buranın da tam ortasından iki tane azaltacağız. Sonra satırımızı buraya tamamlayalım. Daha sonra bir satır düz örelim ve şortumuzu bitirelim. Yani iki tane satırımız var örülecek olan. Birincisinde yanlardan iki tane azaltacağız. İkincisini de düz olarak öreceğiz ve şortumuz bitmiş olacak. Şortumuzu tamamladıktan sonra ben paçasına şöyle bir hareketlilik vermek istedim. Daha güzel durdu. Şimdi bunu hep birlikte yapalım. Tığımızı şuradan takıyoruz. Yalancı trabzan yapıyoruz. Her x'imizin içine iki tane yalancı trabzan yapalım. Şimdi burayı birleştiriyoruz. Döne döne sona geldik ve birleştirdik. Birleştirdikten sonra devam ediyoruz. Nasıl devam edeceğiz? Her x'in içine iki tane x yaparak. Bir, iki. Satırımızı tamamladık. Her ilmeğimize ikişer tane x'imizi battık ve birleştirelim. Sık iğne ile. Evet. İpimi çıkarıyorum. İpimizi toplayalım.
Şortumuz hazır. Şortumuzun belini büzmek için bağcık yaptım. Bağcığı nasıl yapacağız? 130 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra pay bıraktım. İğnemi taktım. Ucunda zincirim var. Kolay geçirebilmek için. Şimdi şuradan girdim. Şöyle bir bir çekeceğim. Böyle yavaş yavaş ilerleyeceğim. Evet. Tamam. Şimdi şuraları kilitleyelim. Şöyle. Bir tane daha açılmasın. Evet. Gördüğünüz gibi burada şort, hatta şortumuz da bebeğimizin popişi belli oluyor. Bunun sebebi de bu ön ve arka kısımlarda birer tane yaptığımız azaltmalar sayesinde oldu. Şimdi bu bağcığımı da yaptım. Evet. Şortumuzun bağcığını küçücük bir fiyonk atıyoruz. Bitiyor. Tamam. Elbisesinin arkasını, düğmelerini ben diktim. Şöyle küçük düğmeler seçtim. Bu seçtiğim düğmeleri de ipimi elbisesinin ipinden aldım. O 2-3 katlık onun tek katını aldım. Şöyle ayırdım onu birbirinden. Şöyle. Tek katını aldım. Düğmelerimi de diktim. Şimdi bebeğimizin elbisesi ve şortu tamam.